Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız da her zaman olduğu gibi yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir konuyu biraz daha böyle ayrıntılarıyla anlatabilmesi için kendisine bir sorumuz olacak. Yine istifade etmeye çalışacağız. Ama soruya geçmeyelim. Her zaman olduğu gibi yine mikrofonu kendisine bırakalım ve bir duasını alalım. Buyurun efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesini de bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim inşallah Teala hayırlara vesile kılar. İstifade etmeyi de nasip ve müyesser eyler inşallah Teala. Ayrıca şu anda hasta olanlar varsa Cenab-ı Hak acilen onlara şifa ihsan eylesin. Dertlere deva, borçlara eda ihsan eylesin. Eceli gelenlere de iman selameti nasip etsin. Sıkıntıda olanların da sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ve hepimizin de ahir ve akıbetine hayır eylesin. Ahir zaman fitnesinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam tabii değişik seferlerde hep başka programlarda dahil olmak üzere anlatıyorsunuz. Özellikle işte anne babanın evladı üzerindeki hakları. Tabii annesi babası olan da bir de evlatların haklarını anlatır mısınız diye zaman zaman telefon açıp soruyorlar. Hani siz anlatıyorsunuz ya bir amcamız varmış. Erkeğin kadın üzerindeki haklarını takvim yaprağından okutturup öbürlerini saklıyormuş. Kadının haklarını saklıyormuş. Bunun gibi şimdi anne baba haklarını anlatıp da evladın anne baba üzerindeki hakları nelerdir onu anlatmadan geçmek olmaz. Onu da bize soruyorlar. Bugün isterseniz onu bize anlatır mısınız efendim? Efendim şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki evlat, hani benim çocuğum diyoruz da, benim evladım diyoruz da, halbuki biz sadece vesileyiz. Allah-u Teala o çocuğun ruhunu ezelde yarattı. Ona ömür verdi, rızık takdir etti. Ve onu yaşayacağı hadiseler var. Bunların hiçbirisi de bizim bir müdahale etmeye yetkimiz yok. Yok. Bir de şimdi piyasada yaygın olan bir şey var. Yani çok kimse bunu söylüyor. Çocuk yapmaya karar verdik. Aslanım ben. Boyunu posun da hesap edin bari de. Şöyle olsun, böyle olsun, esmer olsun, sarışın olsun, değil mi? Yani bu elde yapılan bir şey değil. Fabrikada tabii. Yapılan bir şey değil. Allah Teala dilemediği müddetçe sen bütün tedbirleri alsın da, eğer Cenab-ı Hak ezelde dilemediyse olmaz o. Yani kadın da erkek de sıhhatli olsa, sağlıklı olsa, hiçbir arızalar olmasa, Cenab-ı Hak murad etmediyse efendim hamile kalabilir kadın. Ama bir sebep olur düşürür, bir sebep olur içeride ölür. Yani ruhunu yaratmadıysa Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak ve o anne baba vasıtasıyla bir çocuk yarattığı, önceden yarattığı ruhlardan birisi o vasıtayla dünyaya gelmeyecekse anne baba istediği kadar çareye baksın. Doktorluk bir şeyiniz yok. İkiniz de sağlamsınız deyip doktorların gönderdiği birçok insan var. Evet. Çocuğu olmayan. Evet. Yani tıbben yapabileceği bir şey yok neticede. Yani onun için o söz çok saçma ve aynı zamanda tehlikeli. Haşa. Farkına varmadan kendini ilah yerine koyuyor. Yapacağım. Haşa. Sen kimsin ki yapacaksın? Allah öyle dilerse olur, dilemezse olmaz. Bunun için de kitaplarda anlatırken evlat ana baba elinde bir emanettir. Emanet. Senin değil yani. Sen sadece vesilesin. Bu emaneti belli bir zamana kadar koruyup kollayıp Allah-u Teala'nın dilediği şekilde yetiştirmekle mükellefsin. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi olur, hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah-u Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Şimdi benim en çok çocukların o işte artık bir yaşından sonraki 1,5-3 arasındaki halleri çok hoşuma gidiyor. Şimdi bakıyor, şimdi anne namaz kılıyor veya da baba namaz kılıyor. Babanın ve annenin gözüne girmek için artık erkek çocuksa takke buluyor. Babanın yanında duracaksa, kız çocuksa o örtü gibi bir şey buluyor. Yarım yamalak, yarısını örtüyor, yarısını örtemiyor. Böyle geliyor, duruyor, bakıyor şimdi annesi, dudakları kıpırdıyor. Bu da başlıyor.
dudakları kıpırdatıyor. Ondan sonra rükû secde, rükû hani beceriyor, secdeye gelince upuzu yatıyor. Atıyor kendini doğrudan. Atıyor kendini. Tabii bir iki rekat tamamladan da bir gidiyor. Bir kolaçan edip geliyor her bir tarafı. Dönüyor bir falan, dönüyor bir bakıyor falan. Sağa sola. Geliyor. Bir de aynı şekilde oturup söyle senin yüzüne bakması yok mu? Güldüm. Kendini tutamıyorsun. Namazda götürebiliyor. Saf, berrak, tertemiz çocuk. Neyi görürse onu kopyalayacak. Benim bir torun var. Şimdi bazen yukarıdan pencereden aşağıda onlar oynarken görürsem işte şeker çikolata atıyor falan. Böyle bir gün kapıdan girerken baktım annesiyle beraber falan. Dede sen şimdi yukarı çıkıp oradan bize çikolata mı atacaksın? Yukarı çıkacak, oradan çikolata mı atacaksın? Kapının oradan önünde versen de onu kabul etmez yani. O tatlı geliyor çünkü. Çünkü olsaydı verecekti. Evet. Demek ki bir şey vermediğine evet göre yukarı çıkıp oradan atacaksın herhalde. Atman lazım, hatırlatıyor. Unutma. Şimdi bunu büyük bir kimse söylemiş olsa ya ters dersin bile ne yaparsın. Ama o kadar tabii saf, berrak şekilde söylüyor ki ona sadece gülüyorsun. Başka bir şey yaptığın söz konusu değil. Onun için de çocukların o kalbi tertemiz. Neyi görür, neyi fotoğraflarsa, mesela yemeğe tuzla başlar, tuzla bitir. Annesinin babasının gözüne bakarak böyle tuza parmak basar, yalar onu. Olsun, o alışkanlık haline getirir, meleke haline gelmesi gerekir. Ona alışması lazım. Yemekten önce, yemekten sonra elini yıkattırırsın. O çocuktur. Ama gördüğünü anne baba da buna riayet edecek. Çocuk bakar. Anne baba yemekten önce el yıkıyor. Kalkınca gene yemekten sonra el yıkıyor. Tuzla başlıyor, tuzla bitiriyor. Dua ediyor. O da açar elini. Böyle sana da bakar. Ne okuyor falan filan diye. Bunlar ne olur? Sen farkına varmadan o işte temiz kalbe, tarlaya sen güzel tohumlar atıyorsun. Allah diyorsun, la ilahe illallah diyorsun. Bir sefer kayınbiraderim vardı. Ondan sonra çocukları küçük. Ondan sonra bizim torun da var falan. Şimdi bunlarla bir oynadık ettik falan. Hadi dedim bunlara dedim tesbihler var. Tesbihlerle oynuyorlar falan. Bir yarış yapacağız. Hepsi baktı şimdi nasıl yarış yapacağız. Dedim mükafat da var. Çikolatayı koydum. Birinciye bu, ikinciye bu, üçüncüye bu. Çikolataları da koyduk öyle. Dedim herkes tesbih alsın. 99'luk tesbih. Şimdi la ilahe illallah diyeceğiz. Diyebilecek durumda. Söyleyin bakayım dediler. Tamam başlayın bakalım. Şimdi baktım. Birisi ikişer ikişer çekiyor. Yanındaki de ona baktı. O da ikişer ikişer çekiyor. Yazık öbür garibim onlara hiç bakmadı. O tek 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 tek. Sonuncu oldu. Öbür ikisi bitirdi. Ondan sonra biz bitirdik dediler. Biz bitirdik. Ondan sonra o şey yaptı. Dedim birinci bu. Böyle baktılar. Siz dedim ikişer ikişer çekiyordunuz. Ben dedim gördüm. Siz dedim hile yaptınız. Siz hile yaptınız. Bu dedim birinci olan bu. Ya dedim ufacık çocuk kandırmaya çalışıyor. Parmağına ne denk gelirse iki tanesi, üç tane denk gelirse böyle çekip çekip şey yapıyor. İşin içinde çikolata var canım. Çikolata var. Birinci gelme falan. Ama yani onu çikolata için yapar, ondan sonra başka şey için yapar. Ama önemli olan onu yapması. Mesela bu İslam ve Toplum programında zaman zaman naklettiğimiz bir hadise var. Kitaplarda anlatılıyor bu. Bir anne baba çocuğuna hani Allah-u Teala'dan geldiğini, rızkın Allah-u Teala tarafından gönderildiğini, daha küçük yaştan itibaren o günkü şartlarında hatırlarına bir şey gelmiş. Mutfak tarafından duvarda bir vaktiyle yapılırdı. Bazı evlerde gene yapılıyor. Böyle pencere gibi bir şey. Yani evet. Gelişmişti falan. Demiş bir şey istediğinde Allah-u Teala'dan iste. Mesela ne istiyorsun? Ekmek. Git oradan. Allah-u Teala'dan iste. Çocuk gidiyor. Ya Rabbi bana ekmek ver diyor. Oraya ekmek konuyor. O alıyor. Onu alıyor. Su diyor. Çocuğu alıştırmak için yapmışlar bunu. Ve bir gün anne babanın işi olmuş çıkmış gitmiş evden. Fakat oraya da bir şey koymamışlar. Oraya gittikleri zaman vah demiş çocuk susarsa, çocuk aynı şekilde karnı acıkırsa ne yapacak evde diye. Telaşlanmışlardı. İşleri bitince gelmişler bakmışlar ki çocuk gayet rahat, neşeli. Ne susuz ne aç. Demişler susamadı susadı. Ne oldu? Rabbimden istedim, Allah-u Teala'dan istedim, verdi bana. Peki acıktım, acıktım. Allah-u Teala'dan istedim, verdi bana. Şimdi anne baba tabii onlar mahcup olmuşlar. Çocuk sabi. Günahsız. Günahsız. Yani imanı tam. İmanı tam. Yani herhangi tereddüdü yok. Allah Teala meleklerine emrediyor hemen. Bu masumun istediğini yapın.
Ne istiyorsa tak veriyorlar. Ne istiyorsa tak veriyorlar. Ve donup kalıyorlar. E şimdi bir kimse büyüdüğü zaman o masumiyet, yani o hal, çocuktaki o saf ve berraklık, hile, hurda, yalan ona kalsa, o hale dönse, evliyalık o zaten. O zaman da bu ya Rabbi dediği zaman önünde yaratır Cenab-ı Hak ona da. Yaratır ona. İşte çocuklar böyle saf ve berraktır, tertemizdir. Onun için çok güzel buyurmuş. Temiz bir tarla gibidir. Mum gibidir, hiçbir şekil almamıştır. Kim şekil veriyor ona? Anne baba veriyor. Ve onun saadete kavuşması, tabi anne babanın elinde bu saadette, analar, babalar ve hocalar da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez, alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesine mealen, kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyuruldu. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından çok daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı, farzları, haramları öğretmekle ve ibadeti alıştırmakla, bak alıştırmakla. Onun için de mesela şeyde, Allah-u Teala rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh. Yani çocuklarında olsun, torunlarında olsun. Daha küçük yaşlarda onları şey yapmak için, o zaman duvarlarda kireç bağlarına falan, zaten emir değil ki çocuğa. Teyemmümü öğretmişler, bak teyemmümü öğretiyor. Elini böyle vuracaksın yüzüne, elini vuracaksın, kollarını sıvayacaksın, şey yapacaksın. Bu çocuğa zor gelmez. Hatta isim de koymuşlar, duvar abdesti diye. Tamam mı? Hadi duvar abdesti alıver. Arada sırada çocuk annesine babasına yararmak için ben de suyla alacağım, hay hay. Hiç itiraz etme, götür lavabonun başındayken, aferin sana falan. Bak şurasını şöyle, burasını böyle, orada doğrular da aynı şekilde yerleştirirsin. Ama öbür türlü çocuk oynarken oynarken falan, hani namaz kılacağız diyorsun. Orucu kolay, kalkar tap, şap şap duvara vurduğuyla abdest onun hazır, pat diye gelir. Mükellef değil zaten. Efendim üstüne ne diyeceğim? Olursa olsun canım, fark etmez o. Mükellef değil. Mükellef değil. Evet. Bunlar alıştırılırsa, ve dinsiz ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Onlardan da korunursa netice alınır. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Müslüman olarak değil. Bakın orası yanlış anlaşılıyor bazen. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Çünkü mükellef değil ki, Müslüman doğmuyor. Bunları son analar, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilmesi elden gider. Elden gider. Çocuk imanın 6 şartını, İslamiyetin emirlerinden ve yasaklarından birisini öğrenmez ve inandığını söylemezse bali olduğu zaman Müslüman olmaz, mürtet olur. Bu 6 şey üzerinde, mesela bu Hakikat Kitabı'nın herkese lazım olan diye bir kitabı var. Orada yani imanın 6 şeyi, 6 şartı. Herkese lazım olan iman. İman. Orada bunlar çok güzel anlatılıyor. Çocuğa azar azar her gün yarım sayfa, bir sayfa bile değil. Çocuğun bak 5 dakika diyeceksin. Okuyacağım, kapatacağım. Okuyacağım, kapatacağım. Efendim öğrenir mi? Hafızasına kalır o. Hafızasına kalır o. Bir de şimdi çocuklar konuşmaya başladıkları zaman R'leri çoğu söyleyemiyor, biliyor musun? Arı diyeceğine ayı diyor. Benim çok hoşuma gidiyor. O kadar da tatlı söylüyorlar ki. O kadar tatlı söylüyorlar ki. Tabii karşıdakinin böyle yüzü buruşursa, şey yapsa morali bozuluyor. Halbuki bu Cevat Baba'na vardı ya, çocuklar dedi konuşurken o konuşma döneminde anne baba çoğu zaman şey yapıyor falan, aynen çocuğun telaffuzu gibi çocuğa cevap veriyor, o yanlış derdi. Yani o da ağız içerisinde R'yi oturtturamadı, onun için öyle telaffuz ediyor. Ona sen yine doğru söyle, o ayı diyor ama sen arı de. O varsın ayı desin ama sen arı demeye devam et. O onu duyar. Duyar ve o beyinde şak diye aynı şekilde günü gelir, arı diye telaffuz etmeye başlar. Söyleyebildiği anda söyler. Tabii söyleyebilir. Söyleyebiliyor. Dolayısıyla böyle kitaplardan azar azar okumalı. Çocuk bunları aynı şekilde altyapı olarak edinmeli. Her Müslümanın böyle kitapları okuyup çocuklarını okutup imanlarını kuvvetlendirmesi, bütün tanıdıklarına da aynı şekilde teşvikte bulunması, gayret etmesi lazım. Bunun için çocuklarımızın mürtet yetişmemesi için çok dikkat etmeliyiz.
Onlara daha küçük yaşta imanı, İslam'ı, abdesti, guslü, namazı öğretmeliyiz. Ananın babanın birinci vazifesi evladını Müslüman olarak yetiştirmektir. Mürtet yetişmesi nasıl oluyor? Çocuğa nasıl mürtet olur? Buluğa erdiği zaman imanın şartı nedir ne değildir bunlar hiçbirisi bilmiyorsa çocuk oturup da aynı şekilde bu altyapı önceden hazırlanır ve ondan sonra buluğa erer ermez ben bu okuduklarının hepsine inandım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh derse Müslüman olur buyuruyor. Aksi halde bunu söylemesi mürtet olur buyuruyor. Hmm. Kafir olur yani çocuk. Kafir olur. Sen şimdi ondan sonra İslam ve toplum programında zaman zaman oluyor ki her gün akşama kadar da telefon geliyor. İşte benim çocuk böyle yaptı, benim kız şöyle yaptı falan. Yaptı da bir arkadaş sen ne verdin ona? Ama sen doğru bilgiler verdin. Takdir-i ilahi çocuk buluğa erdikten sonra yan çizdi gitti. Yarın ahirette ya Rabbi bana bunu emanet gönderdin. Ben emanete riayet için elimden geleni yaptım. Ama o nefsine uydu, tercihini başka tarafa kullandı. Sen hesaba çekilmezsin. Sana geç derler, ona sorarlar hesabını. İnsan tabii kendi doğurduğu evladın veyahut da dünyaya gelmesine vesile olduğu evladın yanmasını elbette istemez. Elbette istemez. Ama sen vazifeni yapmadıysan, ateşe attıysan sen mesulsün. Vazifeni yaptıktan sonra çocuk kendi rotasını kendisi çizdiyse ona da diyecek bir şeyin yok. Sen ben kimim ki? Adem Aleyhisselam'ın oğlu inkar etti. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu inkar etti. Muhammed Aleyhisselam'ın aynı şekilde amcası reddetti. Hud Aleyhisselam'ın hanımı reddetti. İnanmadı. Biz onu bir şey diyemeyiz. Takdir-i ilahi tabii. Evlat ve aileyle daima tatlı sözlü, güler yüzlü olmalıdır. Onlarla da zaruret kadar, haklarını ödeyecek kadar görüşmelidir. Onların arasında bulunmak da Allah-u Teala'yı unutturacak kadar uzun olmamalıdır. Ya ben bunları okurdum falan da daha önce böyle Allah Allah derdim. Bu ne demek ki falan diye. Tabii sonra bilhassa evladın arasında bulunmak. Milli eğitimde vazife alıp da ondan sonra şey yapmaya başlayınca şimdi tabii din bilgisi anne babada da gittiği için altyapı göçtüğü için anne baba evladın elinde esir olmuş. Ha kızın isteği böyle, oğlanın isteği böyle, kalk deyince su veriyor, kok deyince su veriyor falan. Affedersin çocukların elinde oyuncak olmuş. Ve ana işi gücü çocuğu aynı şekilde memnun edebilmek. Her şeyi bırakmış, namaz, niyaz hepsi sıfır, sadece çocuğu. Ya çocuğa tapıyor gibi bir hadise meydana gelmiş. Hadi boşuna yazılmamış kitaplara demek ki. Tamam, çocuk sana emanet ama bütün ömrünü ona ver demek değildir o. Lazım olduğu şeydi. Efendim bazen üzülecek, ağlayacak. Cenab-ı Hak dünyayı böyle yaratmış. Ağlayacak da, susayacak da, özleyecek de, hasret de çekecek. Acı da duyacak. Düşecek, kalkacak yani. Evet, düşecek, kalkacak. Ve İslam alimleri tabii bütün bunları böyle ön bilgi olarak verdikten sonra da buyuruyorlar ki evladın ana baba üzerinde, yani annenin babanın evladı üzerinde haklar olduğu gibi evladın da var buyuruyorlar. Ve bunlar da aynı şekilde sırayla yazmışlar. Mesela bunlardan birisi ileride çocuk annesiyle kötülenmemesi için evladına anne olacak kızı iyi yerden seçmelidir. Saliha olmasına dikkat etmelidir. Bu çok önemli. Şimdi evlenecek bir genç sadece kendine hanım seçmiyor. Doğacak çocuktan anne seçiyor. Evlenecek bir genç kız da sadece kendisine koca seçmiyor. Dünyaya gelecek olan evlatlarına baba seçiyor. İki tarafında seçici olması lazım. Sarhoş, ayyaş, ondan sonra nefsine şey yapmış. Efendim çok yakışıklı, parası çokmuş falan. Paldır küldür gidiyorsun. Sonra da işte çocuklar namaz kılmıyor. Babaların o halini gördüğü için bizi dinlemiyor falan. Sen seçerken yanlış seçtin arkadaş. Aynı şekilde efendim çok güzel bir kızdı. Vuruldum, aşık oldum, ölüyorum, bitiyorum falan filan. Ondan sonra bakıyorsun. Oho. Şeyde geçenlerde bir İslam ve toplum programında anlatıyorduk. Bir avukat arkadaş anlatmıştı. Baktım dedi karı koca gelmişler işte şey yapacaklar. Boşanıyorlar. Karşılıklı olarak rızalarıyla falan. İkisi de beraber geldi dedi. Adam demiş ki ya demiş hiç bir çıkış oluyor. Yok demiş yalan. Niye demiş yok. Demiş bu hanımından için çok açık geziyor. Ne deyince o avukat arkadaş iyiydi demiş yani alırken dikkat etmedim. Ya demiş biz demiş kışın gördüm ben bunu. Vurulduk birden de yıldırım aşkıyla dedik evlendik. Az gelince dedi birden dedi bu dedi çok dedi. Acayip giyiniyor dedi. Yani işte söz dinlemiyor.
söz dinlemiyor. Ben bunu bir yerde anlattım da bir tane bir gencin birisi dedi ki abi dedi o zaman dedi, 4 mevsim beklemeli diye mi? Ya da yazın tanımalı. Yazın tanımalı. dolayısıyla burada kızın da erkeğin de çok dikkatli ve uyanık olması lazım. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine birisi gelmiş evlatından şikayet ediyor da. Azarlıyor çocuğu. Demiş efendim bir dakika. Benim demiş hiç hakkım yok mu onun üzerinde? Elbette var. Ne demiş? Mesela demiş bunu söylemiş Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Annesi demiş Saliha temiz bir hanım olması lazım. Demiş bu aynı şekilde böyle ortamalı olan bir kadını demiş hanım olarak almış ve bütün mahalleli biliyor. Bütün mahallenin çocukları da bana çok affedersiniz bilmem o onun piçi diyorlar bana. Değil mi? Açık net bir şekilde belli yani. Bana böyle diyorlar. Da bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri adamı fırçalamış. Sen demiş çocuğa ne vermişsin ki? Tabi başka şeyler de var da. Hatta isim olarak da ikincisi de çocuğa iyi isim koymalı. Hadis-i şerifte çocuğa güzel ad koymak evladın baba üzerindeki haklarındandır buyuruluyor. Mesela diyor başka hakkı yokmuş. Diyor ki güzel isim koyacak. Ve çocuk diyor ki benim ismim bu. Hem ismime hakaret ediyor arkadaşlarım. Hem anama hakaret ediyorlar. Ben de demiş hani bugün diyorlar ne psikoloji kaldı ne insanlık kaldı yani. Evet. Biz dağılır gider. Her gün hakaret yiyen çocuk nasıl hareket edecek? Öyle olur netice itibariyle. Ve isim konusunda da Ahmet, Mahmut gibi Peygamber Efendimiz'in isimlerini koymalı Allah-u Teala. Habibimin isminde olan Müslümana azap etmeye hayal ederim buyurdu. Resulü de 3 oğlu olup yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 oğlu olup da birine benim adımı vermeyen cahillik etmiş olur buyuruldu. Onun için de mesela isim önemli yani. İsim önemli. Mesela şeyde dikkat eder misin bilmiyorum. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çocuklarının hepsinin isimlerine dikkat et. 2 isimli. Muhammed Masum mesela. Evet. Diğerlerinin isminin başında da Muhammed var. Başka ikinci bir isim var. Onun için mesela böyle çift isim koymalı. Çift isim koymalı. Tamam ikincisini kullanırsın. Çocuk oynarken arkadaşları vardır. Onlar da bilemez edemez. Mesela Ahmet ismini koydun veya Muhammed ismini koydun. Yanına mesela dedim ki Ahmet Selim dedin mesela. Değil mi? Evet. O Selim ismini kullanırsın. Selim ismini kullanır çocuk. Çünkü çocuklar böyle kendi aranda kavga ettiği zaman hakaret eder, sövebilir. Ahmet senin diye başlar veyahut da Muhammed senin diye başlar. O kelimenin önemli olduğunu, o ismin önemli olduğunu o çocuk idrak edemez. Dolayısıyla o çocukları da günaha sokmamak için çocuklara tamam Muhammed ismi, Mahmut ismi, Ahmet ismi koymalı erkek çocuklara ama yanına bir isim daha koymalı. Bu şekilde böyle koyunca ikinci ismi kullanır. Ama o ismin, Muhammed isminin, Ahmet isminin, Mahmut isminin bereketine kavuşur. Orijinal isimler arıyoruz biz şimdi çocuklarımıza koymak için. Aha, kimse duymamış. Kimsenin koymadığı, kimse de olmayan falan. Yani bu boş beyhude bir çaba değil midir yani? Kur'an'dan da koyuyor olabiliyorsun. Bir zamanlar dinleyicimizin birisi vardı. Yani şimdi dinlerse alınmasın da. Minel. Bir gün böyle bir telefon açmıştı falan. Dedim annem babam bunu Kur'an'dan mı koymuştu? He dedi. Peki hiç anlamına bakmadım dedi. Min, Arapça'da 20 tane harf var. Harfi cer deniyor. Onlardan birisidir. Denden manamı sıradır. El de harf tariftir. Minel denden demektir. Bu manaya gelir. Denden buraya gel yani. Denden buraya gel. Şimdi ondan sonra bir de aleyna koydular. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Aleyna. Ala da bu 20 harften birisidir. Harfi cerdir. Na da zamirdir. Aleyna üzerimize demektir. Tutmuş aynı şekilde koymuş bunu. Neymiş hiç kimsenin koymadığı isim? Kur'an'dan koyduk senin ismini. Ya ne alakası var mı? Kur'an-ı Kerim isim ansiklopedisi değil ki. Ha konabilir mi? Konabilir. Ama öyle hiç kimsenin koymadığı ben Kur'an'dan koyuyorum değil. İslam alimlerinin tercih ettiğini koy. İslam alimlerinin dediğini ve tercih ettiğini koy.
Ve başka bir şey de çocuğun baba üzerindeki, anne üzerindeki çocuğu güzel terbiye etmelidirler. Hadis-i şerifte çocuğu güzel terbiye evladın babasındaki haklarındandır. Haklarındandır. Açıkça buyuruluyor. Öyle efendim idare edelim, idare edelim falan filan yok bu işin. İdare edelim, idare edelim falan filan yok. Yani çocuğun hakkı bu. Diyelim ki yanlış bir isim koyduk. Benim en çok gıcık kaptığım isimlerden bir tanesi de Kaya ismi mesela. Taş. Evet, taş. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin, bu Seyit Taha Arvas amca vardı. Şimdi birisi gelmiş efendim demiş, işte onlar şey kullanır, ezgulam derler. Beni tanıdınız mı? O barik çok latifeli bir cevap vermiş. Vallahi demiş, sen bir hayvanın oğluydun ama demiş, hangi hayvanın bilemedim. Kurdu oğluymuş, çakal oğluymuş, öyle soyadı. Sen hayvanın oğluydun ama demiş. Onun için isimleri güzel seçmeli, güzel koymalı efendim. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümde şimdi sıra. Şöyle konumuzu kısaca hatırlayalım isterseniz. Evladın anne baba üzerindeki hakları nelerdir? Osman Ünlü hocamız bunu anlatıyordu bize. Belki yine anlatacaksınız ama şeyi hatırladım birden. İşte rahmetli Enver abinin çocuğun istikbaliyle ilgili olarak söylediği bir şey var. O da çok önemli bir şey. Yani çocuğun istikbali demek, hani değil mi? Bu dünyadaki istikbalini kurtarmak değil de ahiretini kurtarmak demek. Öyle anlaşılması lazım yani. Doğru. Cennet mi cehennem mi istikbali? Sonsuzluk mu bu? Tabii, dünya mı? Yani? Bu dünya mı? Önemli o. Evet. Bu da senin alacağın tedbirlere bağlı. Çocuğuna isim koymakla ta başlangıçtan alıyorlar yani. Seçerken, anneyi babayı seçerken bile aynı şekilde dinini bileni seçin buyuruluyor. Yani ismini koyarken bile. İsmini koyarken bile. İşte birinci bölümde şey diyordu ki efendim, güzel terbiye etmeli. Evladınızı ikram edin, onları edepli terbiyeyle yetiştirin. Başka bir hadis-i şerifte de çocuğu terbiye etmek torunlara sadaka vermekten daha sevaptır. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin torunlarıydı. Yani çok seviyorlardı. Hı. Ama önemli olan önce terbiyeydi onlar. Her çocuğa hediye alıyorsun, biliyorsun, şımartıyorsun. Ama ya bir defa açık olsun, bir Allah dedir, la ilahe illallah dedir. Yani o kadar aynı şeyin arasında onu mutlaka şey yapman lazım. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Mesela şeye eczaneler vardı, oraya giderlerken gelirken. Arabada gazete ve gazete, eğer takvim sezonu takvim, kitap mutlaka bulunur. Bir yere durdukları veyahut da bir şey oldukları zaman muhakkak ondan hediye ederlerdi. Bu polisi, jandarması, sivili, resmisi, gayri resmisi, istisnası herkes ama. Mutlaka. Çünkü o dertle dertlenmiş. Ben Even abilere dikkat ederdim daha sonra. Even abiler işte Müslüman olsun, bir de sahibi olsun, komünist olsun, mason olsun, kiminle görüşürse. Eviriyor, çeviriyor, eviriyor, çeviriyor. Ama çok ustalıklı bir şekilde mutlaka emir maruf yapardı. Niye? Çünkü o dertle dertli. Yani bir kimse de evladını ateşten kurtarmak, hani Enver abilerin ifadesiyle istikbalini kurtarmak için o dertle dertliyse, çocuk da oyun oynar. Oyun oynar ama hedefinde çocuğun müsait, şimdi bir gel teneffüse çıkalım, bir istirahat edelim. Vaktimizi de boşa getirmeyelim. Şuradan istersen oku, ister ben okuyayım. Fazla değil, 3 dakika. Ama 3 dakikada bitir. Çocuk desin ki babam, dedem neyse 5 dakika demedi. 3 dakika dedi, 3 dakikada da bitirdi. Buna inansın ve ya şimdi gene beni böyle demesin. Ya zaten koyduğu şey 3 dakikalık, 5 dakikalık. Ona da tahammül edilmeli. Farkına varmadan o çocuk bu bilgileri alır. Altyapısı oluşur. Ve unutmaz da. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh çocukken, küçükken anlatılanlar mermere yazılan yazı gibidir. Unutulmuyor. Biz mesela İslam ve Toplum programı, diğer programlarımız zaman zaman mesela babaannemden çok bahsediyorum, hatta demişler de ya bunu demiş, bu adamın annesi yok mu falan diye. Ama ben orta birden üniversite son sınıfa kadar aynı odada babaannemle kaldım. Daha çok onunla muhatap oldum. Annemle o kadar muhatap olmadım.
Babamla da o kadar muhatap olmadım ama babaannemle muhatap oldum. Dolayısıyla kadıncağızın o zamanki anlattıkları şeyleri bizim o yaşlarda hafızada yer ediyor. Hard diskte yer edilmiş. Hatırlıyorsun. Öbürleri çoğun uçmuş gitmiş bilmiyoruz. Ama onun o küçükken şey yapanların hepsi hatırda kalıyor. Onun için çocuğa bunlar şey yapılırsa... Evet. Mesela nenemin, babaannemin rahmetli... Ya beş vakit namazda Mustafa abi onu zamandan anlatıyorduk. Elini açardı falan başlardı. Dedemi çok seviyordu. Kocasını. Evet kocasını. çok seviyordu Osman hocam diye. Hocaymış. Hakikaten öyle kerametlerini falan da anlatıyorlar. Mübarek bir kimseymişmiş. Böyle Osman hocamın urufu şerifine, urufu, ruhu diyemiyordu urufu. Anamın babamın urufu şerifine işte falan kardeşlerini sayıyor, ablalarını sayıyor. Ondan sonra halasını, teyzesini, amcasını. Böyle mi? Yani uzun uzun aynı şekilde her namazda ama. Hatta liseye geldim de bir gün omuzuna dokundum böyle dua ediyordu. Dedim nene sinkiler köşeye döndü senelerce ediyorsun sen bunu. İşte kadıncağız o zaman şöyle baktı. Demek ki saf bir kalbi vardı ki. Evet. Oğlum dedi bize dersek dedi bize de bir eden bulunur. Evet. Hakikaten seneler sonra böyle bize bir radyo programı nasip oldu. İşte burada anlatırken falan babaannemden falan bahsedince bir gün Çanakkale'nin bir köyü, Çan kazasının bir köyünden birisi telefon açtı. Ben dedi senin nenene dua edeyim babaannene. Babaannem Çanakkale'yi biliyor çünkü dedem Çanakkale Harbi'ne iştirak etmiş. Ama Çanakkale'nin nerede olduğunu bilmez. Sadece adını duymuş. Deden Çanakkale Harbi'ne gitmişler o kadar yani başka bir şey yok. Zaten o harbe iştirak etmiş, dönüşte evlenmiş. Döndükten sonra evlenmişmiş rahmetli. İkisi de rahmetli ya dedemden önemli, ikisi de rahmetli. Şimdi kadın samimi olduğu için samimiyetle dua ediyor. Biz de edersek ona da eden bulunur. Size de yaşayışıyla emri maruf yapmış aslında. Tabii canım. Ve şimdi ben de elimi kaldırınca otomatik olarak o sözler ve onun yaptığı şeyler gözümün önüne geliyor. Sonra kitaplara baktım, büyükler de aynı şeyi buyuruyor. Onun meleke haline gelmesi. Tabii daha önce Osmanlılar döneminde hani ben de milli eğitimde çalıştığım için yaygın eğitim diyor. Ama ne biçim yaygın eğitim? Nasıl gerçekleştirdin onu ya? Dağdaki köydeki insanla şehirdeki aynı şeyi düşünüyor. Nasıl yerleştirdiyse öyle bir yerleştirmiş ki. Maşallah Allah da tabii ihlas ve samimiyetle olunca Allah-u Teala da yardım ediyor. Ve onun için çocukların terbiyesinde çok hassas davranmalı. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altındakileri cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz buyuruyor. Hatta Allah rahmet eylesin Enver abiler de anlatıyorlardı. Kitaplarda yazıyor çünkü naklederlerdi. Anne baba hasbelkader kurtardı paçayı. Ama evlatlarına bunlar dinlerini öğretmemişler. Evlatlar kurtaramıyor, cehenneme gidecek. O anda evlatlar dermiş ki hiç böyle acımazlara. Ya Rabbi bunlar benim annem babam. Bunlar kendilerini düşündü, bizi düşünmedi. Bizim cehenneme gidiyorum ben. Cehenneme gitmemize bunlar sebep oldu. Bunları da biz istiyoruz. Ya. Taktiği çekip alıyor. Ama öbür türlü olsaydı. Evladı yetiştirirse, onlar da salih saliha olsalar, orada da aynı şekilde anne baba kurtaramadı, çocuklar kurtardı. O zaman tam tersini söyleyecekti o çocuklar. Ya Rabbi bunlar bizim annemiz babamız. Elinden geldiği kadar bize dünyada bizi yetiştirmek için, bizi Kur'an-ı Kerim hocasına gönderdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bugün biz kurtulduysak bunların gayretleri neticesinde. Biz onları da isteriz. Bak ikisini de istiyor. Cehenneme mi gitmeyi istersin, cennete gitmeyi, mi? Evet. Dünyadayken serbest. Ve başka bir şey olarak da çocuğa karşı şefkatli davranmalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torununu öperken birisi gelip ya Resulallah benim 10 çocuğum var hiçbirini öpmedim diyor. O zaman işte Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki merhamet etmeyene merhamet bulamaz. Hatta ona bazı yerlerde geçiyor bunu söyleyince benden uzak dur buyuruyor. Kalbinde merhamet ve şefkat olmayan benden uzak dur buyuruyorlar. Ve başka hadis-i şeriflerde çocuklarınızı çok öpün. Her öpmenizde cennetteki derecenizi yükseltir. Şefkatle merhametle yani onun da şapur şupur değil de mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki çocuk güzel bir şey söyler. Çocuk güzel bir şey yapar. Aferin dersin öpersin o anda ötersin. Çocuk yanlış bir şey yaptı. O değil o. Sarılırsın, okşarsın. Ve çocuk kokusu cennet kokusudur. Bu da hadis-i şerif olarak zikrediliyor kitaplarda.
Ve bir başka şey olarak da çocukların anne baba üzerinde haklarından bahsedilirken çocuklara beddua etmemelidir. İbn-i Mübarek Hazretleri çocuğunu şikayet edene çocuğa beddua ettin mi dedi. O da evet deyince çocuğun ahlakını sen bozdun buyurdu. Ya. Biz eskiden mesela işte köyde möyde bu Anadolu'da vardır bu. Kadınlar, erkekler, erkekler de dahil. Bir şeye kızdığı zaman, çocuğuna kızdığı zaman yok işte boynun altında kalsın, yok işte ciğerin yansın, bilmem şöyle olsun böyle olsun diye beddua ederler kızınca. Bunu o hani sorsan canım ben öyle olduğunu istediğim için mi söylüyorum diyebilir. Öyle olmasa da bu şekilde söylemesi yani tehlikeli değil mi? Tehlikeli olmaz mı Mustafa Bey? Ya o anda duanın kabul olacağı zamansa? Değil mi? Öyle bir zaman diliminde söylediysen. Boynun altında kalsın. Kaldı. Haberi de geldi sana. Kim yandı? Kendin yandın. Kimin sebebiyle? Senin sebebiyle oldu. Senin sebebiyle oldu. Onun için de çocuklara hayırlı dua etmeli. Mesela Allah belanı versin. Çok kullanılıyor bu. Allah belanı versin. Çok kullanılıyor. Şimdi Maruf-ı Kerhi Hazretleri bir gün Dicle Nehri kenarında böyle talebeleriyle sohbet ederken işte kayıkta da 3-5 kafada kafalar çekiyor yandan da aynı şekilde saz cümbüş gürültü çıkartıyorlar falan. Talebenin bir tanesi efendim diyor beddua edin de diyor bunlar boğulsun gitsin herkes kurtulsun bundan. O da dua ediyor. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor dünyadan eşelendirdiğin gibi bunları ahirette de eşelendir diyor dua. Biraz sonra onlardan bir tanesi uzaktan görmüş. Maruf-ı Kerhi Hazretleri'ni tanımış. Eyvah demiş ya biz ne yaptık falan. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Testiyi kırmışlar. Sazı cümbüsü atmışlar. Gelmişler özür dilemişler. Tövbe istiğfar etmişler. Maruf-ı Kerhi Hazretleri'nin talebeleri olmuş. Ondan sonra dönmüş o talebelerine. Herkesin dediği oldu buyuruyorlar. Bunlar boğulmaktan kurtuldu. İnsanlar da bunların gürültüsünden kurtuldu. Evet. Ve ebedi saadete kavuştu. Dolayısıyla çocuğa bela değil. Çocuğun yanlış yapıyorsa ya Rabbi bunu kurtarması, bundan kurtulmasını nasip et. Bunu güzel huylu eyle. Yani Allah belanı versin diye, Allah sana bela versin diyeceğine Allah Teala sana bela vermesin. Çünkü bela verdiği zaman daha çok şey yapacak. Hani ne güzel söylemiş İbn-i Mübarek Hazretleri. Sen diyor çocuğa beddua ettin mi? Ettim. E diyor çocuğu sen bozmuşsun. Sen bozmuşsun. Çocuğun bu hale gelmesi senin duaların sebebiyle oldu. Ben nerede hata yaptım? Orada yaptın işte. Orada yaptın. Çocuklara iyilik etmeli. Çocukların anne baba üzerindeki haklarından birisi. Hadis-i şerifte evladınıza ikram edin. Anne babanın sizde iki hakkı olduğu gibi evladınız da sizde hakkı vardır. Anne babanın hakkı olduğu gibi evladın da vardır buyuruyor. Ve başka bir çocuğun anne baba üzerindeki hakkı çocuğa helal gıda ile beslemeli. Çocuğu helal yiyeceklerle beslemeli. Haram gıdanın etkisi çocuğun özüne işler, çocukta uygunsuz işlerin meydana gelmesine sebep olur. Efendim ben haram yedirmedim. Peki uşur veriyor musun? Mesela köydesin, vermiyorsun. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 10 kilo buğday kalırsa bir kilesini uşur olarak vermezsen tamamı haram olur. Ne oldu? Kendinde çocukların da haramla beslendi. Hadi buyur şimdi. Ya. Ben diyor çalmadım, çırpmadım. Kendi mülkümde o. Kendi kazandım. Ama Allah-u Teala verdi sana. Müslümansan Allah-u Teala'nın da emri vardı. O emri yerine getirmedin. Dolayısıyla tamamı haram oldu buyuruluyor. Hadis-i şerifte yiyip içtikleriniz helal temiz olsun. Çocuklarınız bunlardan hasıl olur buyurulmuştur. Hasıl olur. Babaannem rahmeti Allah-u Teala rahmet eylesin. Daha böyle ilkokula yeni başladığım sırada tabii ağızlarına çıkan kelimeler olurdu. Beraber şey yapıyorduk falan. Besmelesiz derdi bazılarına böyle. Dengesizlere. Ha. Dengesiz tiplere. Besmelesiz derdi falan. Ben de sorardım. Ne demek o? Besmele çekmeden mi çıkmışlar evden falan diyorsun. Ses derdi büyüyünce anlarsın falan. Ha büyüyünce anladık. Yani çocuk ana rahmine bile besmeleyle düşmesi gerekiyor. Damat sarhoş. Çalgı çulgu haram zulmetiyle beraber bunları zifafa katıyorlar. Onlara da ne besmele gelecek ne bir şey gelecek. Ne bir şey gelecek. Ondan sonra da 11 tabii. Belki imam bile gitmiştir. Gayrimeşru olarak çocuk ana rahmine düşmüştür. Sonra da bizim çocuk niye yaramaz? Bizim çocuk niye böyle yapıyor? Şeyde Mısır'da yaşayan mübarek bir zat varmış. Talebeleri de var falan. Bunda 7-8 yaşında bir çocuğu var, oğlu.
Çocuk büyük bir sopa, sopanın ucuna da böyle bir şey takmış. Söyleyiver, çivi. O zamanlar su tulumları var. İşte o sucular onlarla şey yapıyorlar. Şimdi deriden. Deriden. Bu gidiyor ben onları o çiviyle batırıyor. Deliyor. Deliyor. Delince de onları yamamak mümkün değil. Tabii büyük bir zatın çocuğu olduğu için önce ses çıkarmamışlar. En son dayanamamış gitmiş demişler. Dedi ki efendim şu vaziyet böyle böyle demiş. Tulum kalmadı elimizde. Hemen dersi bırakmış doğru hanıma gitmiş. Demiş ki düşündüm taşındım. Ben bir hata bulamadım bir de sen düşün diyor. Bizim hatamız sebebiyle yapıyor bu çocuk bunu. Müthiş bir şey o. Ya. Ondan sonra hanımı diyor ki ya ben bunu hamileyken diyor komşunun aşermesi döneminde işte greyfurt mudur portakal mıdır? Turunç yani. Turunç yahut da. Turunçgillerden. O da canım çekti komşuya da gidip söylemeden iğneyle batırdım suyunu yemiştim tamam diyor. Hemen gidiyorlar komşuya dolar ki böyle böyle ücretini veriyorlar helallaşıyorlar çocuk oyundan vazgeçiyor. Ya oyundan vazgeçiyor. Teşhis ve tedavi. Evet. Ve yine babanın çocuklarına ilim, edep ve sanat öğretmesi farzdır. Önce Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmelidir. Sonra imanın ve İslam'ın şartlarını öğretmelidir. 7 yaşından itibaren namaz kılmaya alıştırmalıdır. Dünya ve ahireti kurtuluşu ilim nedir? Çocuğu din bilgilerini öğrettikten sonra okula göndermeli, lise ve üniversite tahsili yaptırmalı. Dinini öğrenmeden mektebe gönderilirse artık bunları öğrenecek vakit kalmaz. Ve başka bir hakkı çocuk akıl bali olup evlendikten sonra şöyle demeli. Evladım seni terbiye ettim, okutup evlendirdim. Dünyada bir felakete, ahirette azaba uğramaktan Allah'a sığınırım. Aklını başına topla, buna göre çalış. İbn-i İbban'dan naklediliyor bu. Ve Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor. Çocuklar için zorluklara katlanmalı, onların ayakları altında yumuşak yer, başları üstünde gölge olmalıyız. Onlara sert davranmayalım ki bizden uzaklaşmasınlar. Bizden usanıp ölümümüzü beklemesinler. Uygun isteklerini yerine getirmeli, hiddetlenirlerse teskine çalışmalıyız. Başka bir husus da çocuklar arasında adalete riayet etmeli. Hadis-i şerifte hediye verirken çocuklarınız arasında adalete riayet ediniz. Ve Fudayl bin İyad Hazretleri buyuruyorlar ki, ana babasına iyilik eden, akrabasını ziyaretten, din kardeşine ikramda bulunan, çoluğu çocuğu ve hizmetçisiyle iyi geçinen, dinini koruyan, malını iyi yerlerde harcayan, dilini tutan, gözünü haramlardan koruyan, fuzuli işlerden uzak duran ve Rabbine ibadet eden mürüvvet ehlidir. E tabi. Ve bir husus daha zikrediyorlar. Baba yapamayacağını zannettiği emri çocuğuna söylememelidir. Söyleyip de onu itaatsizliğe sürüklememelidir. Salih zatın birisi oğlundan hiçbir şey istemezmiş. Sebebi sorulunca bir şey istediğim zaman oğlumun bana karşı gelmesinden korkarım. Karşı gelince cehenneme müstahak olur. Ben de oğlumun ateşte yanmasına razı olmam buyurdu. Hadis-i şerifte de şunlar saadet alametidir. Saliha hanım, itaat eden çocuklar, salih arkadaş diye de zikrediliyor. Ben babasıyım, elbette yapacak, mecbur yapacak falan. Cahil sözü bunlar. Ama salihler öyle bakmazlar. Hani bize çocukken bir şey anlatırlar da babaannemler ve anneannemler anlatırdı bu hikayeyi. Üç aşağı beş yukarı Anadolu köylerini gördün tanıyorsundur. Kışın olduğu zaman bir odaya çekilir, soba bir odada yanıyor. Herkes orada yatıyor. Kış dışarısı böyle buz tutmuş falan. Adamcağız susamış. Tabii uyanmış ama bakmış çocuğun birisi kıpırdıyor büyük olan. Demiş oğlum çok susadın demiş bir su getir falan. Ya baba dışarı soğuk demiş nasıl çıkacağız da bilmem neyse falan. O anda küçük çocuk da aynı şekilde uyanmış. Vay terbiyesiz demiş baba sen ona bakma demiş. Kalk git iç gelirken bir de bana getir demiş. Şimdi din büyüklerinin kitaplarını okuyunca onların sözlerini okuyunca eğer çocuk gerçekten o emri yapamayacaksa çünkü evladın babaya itaati vacip anneye babaya. Helal ve mübah işlerinde vacip. Baktım onu yapamayacak. O anda durum müsait değil. Mesela zamanımıza söyleyelim. Çocuk ertesi yarın imtihana hazırlanıyor. Sen de gitmişsin tepesine dikilmişsin. Hadi oğlum git bakkaldan şunu al da gel. Ve hatta işte bilmem işte minibüse bin falan yere git şunları getir. Ya çocuk zaten o şey yapıyor falan. Getirdi de ben dişini gıcırdata gıcırdata götür. Yüzünü ekşitir yani. Yüzünü ekşitir. Dolayısıyla dolayısıyla o işi yaparken de ağzına yüzüne bulaştırdığı gibi netice alamazsın. Gitmezse ne olur? Vacipti, itaat etmedi, günaha girdi ve anaya babaya itaat etmemenin neticesinde de çocuk cehenneme sürüklenecek. E sen çocuğunu seviyorsun? Çok.
Canım ben alıştırmak için yapıyorum. Ha, o alıştırma falan değil. Nefsin tatmini için yapıyorsun. Yani hükmediyorsun. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Cağaloğlu'ndaydı. O zaman Enver abiler anlattılar. Hocamız anlattı diye naklettiler. Hüseyin Hilmi Efendileri, Hilmi Efendi hem kayınpederleri hem de hocaları ve hocamız diye naklederlerdi kendileri. Hocamız buyurdular ki dediler. Bir kimse çalıştığı iş yerinde veya da bulunduğu yerde herhangi bir kimseye bir şey hükmedemediyse, şey yapamadıysa eve gelir 3 yaşındaki çocuk. Otur bakayım. Ye bakayım onu falan. Hani onu dövmeye bile kalkar. Nefis ille amirlik taslarmış yani. Birine hükmedecek. Evet, birisine emir verecek yani. Birisine emir verecek. Diyelim ki memurdur. Orada hep böyle kendisi emir altında ama böyle kendini böyle karnını boşaltacak bir şey bulamadığı için gelirmiş 3 yaşındaki 2 yaşındaki çocuğa ayakta dur bakayım sana ceza verdim ya parmak kadar çocuk ayakta dursan olacak durmasan ne olacak yazık o zamandaki çocuklar da böyle dudağını büke büke bir ağlarlar ya benim içim gider onlar öyle ağlayışlarla yazık günah değil mi ya sen nefsini tatmin için neymiş hükmediyormuş neymiş erkek soğan erkeği olur öyle şey ya erkek dediğin aynı şekilde çocuk kendisini sevdirir şey yapar öbür türlüsü olmaz hülasa annenin babanın çocuklar üzerinde şeyleri var. Hakları var. Ama bu demek değildir ki evladın anne baba üzerinde hiçbir hakkı yok. O değildir. İşte Enver abilerin Allah-u Teala rahmet eylesin o buyurdukları önemli. Çocuğun istikbalini düşünmeli. Çocuğun istikbali çocuk cennete mi gidecek cehenneme gidecek. Bunu düşünmeli ve çocuğu ona göre yetiştirmeli. Ama işte efendim ben onun istikbalini kurtarmak için falan işte üniversiteye gideceğim falan. Tamam canım. Sebepleri yapıştır. Çocuk çalışır. Kabiliyetiyse kazanır gider. Merak etme. Efendim işte ben işte ileride aç kalır falan. Aç kalmaz. Aç kalmaz. Ama efendim falan. Ya aması maması yok. Adamın küpleri dolu olur. Bankalarda hesapları yüklü olur. Allah da ne bir hastalık verir. Yemez ya. Başkası yer. Ama hiçbir şeysi yoktur. Ama yer. Hani İslam ve toplumda zaman zaman Konya'da ben ortaokula giderken anlatırlardı onu. Orada zengin bir adam varmış böyle bir işhanı yaptırıyormuş falan. Adam bir hastalığı varmış yiyemiyormuş içemiyormuş falan. İşte diyabet veya ona benzer başka bir şey. Bir gün gelmiş o inşaatı yapılırken bakmış bir tane amele. Evden getirdiği tandır ekmeğini çıkarmış bir de soğan. Yumrukla parçalanmış. Hatır hatır yiyor. Onu böyle seyretmiş etmiş falan. Sormuş evladım demiş bu bina kimin? Hiç bakmadım bilmem nesin ne yaptığımın adamın demiş. Adam gene ayrılmış olgun birisiymiş. Demiş evladım demiş. O bilmem nesin ne yaptığın adam benim demiş. Şöyle deyince utanmış tamam öyle. Demiş özür dilerim. Yok demiş özür dileme. Deminden beri demiş şu demiş ekmekle soğanı yiyordun ya demiş iştahla. Ben demiş uzun senelerdir böyle bir şeye özlem duyuyorum ama yiyemiyorum yapamıyorum. Bu binayı yaptırayım. Anahtar teslimi tapusunu sana vereyim. Ama demiş şu sıhhati ve iştahı bana ver. Bir binaya bakmış amele, bir soğana ekmeğe bakmış. Ona bina olacak ama soğan ekmek yiyemeyecek demiş kusura bakma vermiyor. Tabii ya. Tabii. Yani rızka Cenab-ı Hak kefildir. Efendim çok olursa çok yerim değil o. Çok olursa çok yerim değil. Rahmetli bizim Mustafa Kıbrıs abimiz. Helim Hanım iki falan yoktu garibanın. Öyle değil mi? Evet. Zaten evli de değildi. Çoluk çocuk da yoktu. Hani nerede bulursa şey yapılır. Ama çok kiloluydu falan. Demişler ya bu halin ne olacak? Demiş Rabbim rızkımı geniş yaratmış. İtiraz mı edeyim? Bak bir şeysi yok. Malı mülkü yok. Ama rızkı geniş. Geniş. Rızkı geniş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben rezakım. Yarattığım her kulun, her canlının rızkını ben takdir ettim. Dolayısıyla o konuda endişe etmemeli. Sebeplere yapışılır. Allah'tan ezeldeki takdir edilen o mutlaka ona ulaşır. Ama şeyde yok. Burada tevekkül var. Ama Allah rahmet eylesin Enver abiler de çok anlatırdı. Ahirette tevekkül yok. Orada yok. İbadetler zanne galip esastır. İmanda yok o. Zannederim ki vardır falan. Yok öyle değil. Kesin olmalı. Ve ahirette tevekkül değil. Orada yaptığımız ettiğimiz ne varsa hepsi önümüze konacak. Orada çok dikkatli ve uyanık olmak gerekir. Çocuklarımızı da ona göre yetiştirmemiz gerekir efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu konuşmak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
Gönül Pınarı.